Merhabalar Bilek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kes videosuyla birlikteyiz. 13 dakika sonra şampiyonamız bitecek ve çete savaşında herhangi bir mücadeleye girmedim. Şu an 3 tane ayarlanmış gövdemiz var. Dilerseniz direkt olarak çete savaşına girelim ve hem bu 13 dakika içerisinde alabildiğimiz çete savaşındaki rakipleri alalım ve de şampiyonaya dönüp ligden çıkmamızı garantileyelim. İlk rakibimiz Hulk, Killa. Kolay oluyor ilk rakipler. Bazen ikinci rakipleri de çok zorlandığım zamanlar olmuştu. Şu ana kadar ki oynamış olduğum süre içerisinde. Onun dışında 7, 8, 9, 10 özellikle çok zorlayan seviyelerde bizi. Hemen ilk kutumuzu açalım. Şu an benim ihtiyacım olan en önemli şey vuruş. Dolayısıyla altın parçalardan gelecek olan bir mitralyöz hem gücü azaltacaktır hem de vuruşumuzu artıracaktır. Gücü azaltacaktır derken kastımız gelen silahın gücünün az olup gövdenin gücünün de çok iyi olmadığı durumlardaki şu an tam bizim içinde bulunduğumuz durumu kastediyorum. Daha iyi oturabilmesi gövdeye. Şu an bakalım rakibi alamadık zannedersem çünkü 3. gövdemize bıçak koymamız gerekiyor. Veya en azından 3 tane gövdemizin bir tanesinde bıçak olması her zaman avantajımızadır diyebiliriz. Şimdi hemen bir tane bıçağı alalım. 560. Vuruşu az olan şu. Ve de oyunu artık bilgisayardan çekiyorum. Mesela bak gücümüz yetmiyor. Ne kadar? O zaman mecbur bunu koymamız lazım. En azından bıçağı patlatırız. Bunlar yine bu şekilde kalabilir diye düşünüyorum. Aynen bunlar bu şekilde şimdilik kalsın. 6. yıl şampiyonada bakalım neler olacak. Şimdi bilgisayardan oynadığım için aradaki geçiş süreleri çok kısa oldu. Bunu şu anda fark ettim. Net olarak fark ettim. Bıçak koyduğum içindir zannedersem. Yok, fakif koyduğum için gövde bayağı bir ağırlaştı. Şimdi buna da bununla değil de şununla girmek istiyorum. Bakalım balonumuz işe yarayacak mıdır? Çok işe yaramasa bile çift roketler rakibi almayı başardı. Şimdi bununla gelebilirim. Yalnız 5443 vuruyor. Ciddi bir vuruşu var. Ama çift roketlerle tek atabileceğimi düşünüyorum. Çünkü 1250 vuruş. Çok pardon. 2000 küsür vuruş. Cana baktım ben. Her neyse rakip almayı başardık. 5 yıldızlı bıçak. Zaten bıçaktan yana şansımız çok iyi değil. Altın parçalarından gelmiş olsaydı tam bahsetmiş olduğum durum. Şu andaki gövdeme rahat bir şekilde koyabilirdim. 5 yıldızlı bıçağı mümkün değil koyamam. Minimum 21 gücümün olması gerekiyor. Şimdi şu rakipte en önemli olan muhabbet. Çift lazeri var. Yani 2726 vuruşta beni alabilir zannedersem. 6979 canı. Dolayısıyla iki tane balonumun olması bu rakibi almak için önemli bir nokta diyebiliriz. Aynı şekilde yine buna da girelim. Vuruşum 610 görmüş olduğunuz gibi. Daha yüksek bir vuruşlu mitralyöz koyabilirdim. Gücüm yeterdi zannedersem. Raket ters dönmesine rağmen yine rakibi almayı başarıyoruz. Çünkü ekskavatör geliyor arkadan. Zamana kalsa da yine elbet sonunda alacaktık. Üçüncü seviye kutudan evet ilk altın parçamız pompalı oluyor. Güzel scooter geldi. Ödüllerimizi aldık. Bunu alabilir miyiz? Bakalım. Yeni rakipleri 10 dakika var. Ona bakmam gerekiyor. 4348 vuruyor. İkinci gövdeme girersem biraz kaldırırım. Güzel. Ve diğer iki gövdeyi de alabileceğimi açıkçası düşünüyorum. O zaman girelim. Giriyoruz. Şimdi bu rakibe böyle gireyim. Havaya kaldıracağım ve böyle kalacaktır. Oo, böyle kalması sıkıntı. Güçlü bir mitralyöz koymamın zamanı gel diye düşünüyorum. Ama yine yarı cana indirebildik. Ama çok da şansımı fazla görmüyorum açıkçası. Şöyle bir başlayalım ama. Aa güzelmiş. Hayır. Gördüğünüz gibi bir vuruş daha yapamadık. Şimdi her şey çift rokete bakıyor. Bir tane attık neyse ki. Bir balonumuz var. Buraya kadarmış. Hemen değişelim. Ne yapacağız? Yapmamız gereken şey çok basit. Piramit olan gövdeye mitralyözü yüksek olan bir alet koyacağız. Bakalım. Aa, bunun da neredeyse tüm güçlerini kullanıyormuşum. Şimdi 3 yıldızlı balonu çıkardım. Burada başka balonumuz var mı? Zannedersem yok. Şuraya koymuş olduğumuz balon 2 güç. Bu 3 güç. Bunları hemen yer değişelim. Sonrasında bunu buraya koyalım. 6 güçlük bir mitralyözüm vardı zannedersem. O da piramit için can veriyor. Piramit için can veriyor. Ve de vuruşu da çok iyi. Bunu koyarsam başka üç alet çantam bir tane vardı zannedersem. Evet. Şimdi bunun tam zamanı. Hiç riske atmadan hem canımı artıracağım hem iki balonla o rakibi almayı başaracağız.
Bu yine böyle dursun. Şu anda zannedersem alabileceğiz rakibi. Bu içeri savaşına da girelim. Sonrasında hemen şampiyonaya dönelim. Çünkü çıkamama ihtimalimiz olabilir. Böyle giriyorum. 2347 vuruşumuz var artık. Ve gördüğünüz gibi rakibin canı eriyor. Çünkü 3-4 kat. 4 kata çok yakın bir vuruşumuz var artık. Yine gayet güzel. Zannedersem bu gövdeyle hepsini alacağız. Aynen bunu da alabiliriz. 986 vuruş çok da tam tahmin ettiğim gibi. Bir vuruş daha olsa belki alabilirdi bizi. Güzel. Dördüncü rakibe geldik zannedersem. İki defa zayiat verdik. Topuz güzel oldu. Şimdi geriye dönüyorum. Yaklaşık 5 dakika mı 6, 7 dakikam varmış. Çok iyi. Şimdi şu gövdeyle girmektense şey yapayım ben. Şimdi vuruşa ihtiyacım vardı benim. Şunu çıkartayım. Şu dursun. Fokt çıkardım. Akıyor yalnız. Bilgisayarda hep oynayacağız bundan sonra. Şimdi 9 güç. Benim bir tane balon koymam gerekiyor. Bu kesinlikle şart. Şunu çıkarttım mesela. Şuradaki balonu aldım, koydum. Geriye kaldı 6 gücüm. O zaman mecbur piramitteki şu abiyi almamız lazım oradan. Ve bunu vuruşu fazla olanı öne, diğerini de arkaya koymam gerekiyor. Şöyle. Aa, çok pardon. Bu 7 güçmüş. O zaman bunu çıkartayım. Zıpkın mı denesem? Bir kez daha zıpkını deneyeyim mi? Bu da 2'ymiş. Evet, yine başa döndük. Şimdi burada en önemli olan nokta ne? Rakiplerde zaten şey var. Balon var. Bu çok net. Şu anda biraz riskli giriyorum ama o 2 kişi şu anda ligden yükselmiş. Tebrik ediyoruz arkadaşları. Çünkü zor bir lig. Bakalım. Hem pompalı var. Buradan kurtulmam imkansız gibi duruyor. Hem pompalıları var hem balonları var. Bunda 2 balon var. Bunu alabilecek miyim? Çok zor duruyor. Evet, burada bir ihtimal ama rakipler çok güçlü. Evet, kovucum burada neyse ki işe yaradı. Cry Soul almayı başardık. Bir sonraki rakibe geçiyoruz. Peter. Bizi burada kovucu da kurtarmıyor. Bunu da ne yapacağız? Gerçekten rakipler çok güçlü. Bu güzel. Bu iyi bir durum. Ama rakibin pompalısı ne kadar fazla vursa da 6000 vuruşla indirmeyi başardık. Şimdi alabildiğimiz 2 tane rakip var. Geriye dönüyoruz. Farklı bir kombinasyonla diğer alamadığımız rakiplerden almaya çalışacağız. Gelelim geriye. Şimdi ne yapalım? Kovucuyu attım. Şunu attım. Bunu buraya koydum. Şimdi yüksek bunu koysam 10 yapar. 19 zaten sığmaz. Şunu koysam 6. Evet, 2 gücüm var. Şimdi şu balonu şöyle koyabilirim. Şu anda işe yarar. Deneyelim. En az 2 rakibini alabileceğimizi düşünüyorum. Balonları patlatırız. Bir şeyler yaparız en azından. Bakalım. Evet, bunu aldık ve bayağı bir canım kaldı. Bence bu gayet güzel. Bir sonraki rakip, bunu da alabileceğimi düşünüyorum. Çok iyi. Bir sonrakine geçelim. 13200. Bunu da alabilir miyiz? TT. Vuruşu biraz fazla. Yani en sonda kaldığı zaman vuruşu, bu zaten Allah'a emanet. Ama bunu iki balon koyarsam piramitle alabilirim zannedersem. Oo, bu hala favori. Şu noktada bana mitralyöz altın parça gelseydi bayağı bir işimi görebilirdi. Şimdi geriye geliyoruz. Artık 10 galibiyetimiz var. Şimdi şu noktada. Oo, bayağı sınırdayız. Yalnız aşağıdan biri yukarı çıkmaya çalışsa beni alabilir. Şimdi ne yapabiliriz? Ne kadar? 4 dakikamız var. Şu an hemen ufak bir olay yaparak şuradan 9 yapar. Sığdı, çok güzel. Şimdi hemen çok hızlı bir taktik yapacağız. Ana gövdemi oraya bırakıyorum ki beni almaya çalışanlar diğer gövdelerimi de almaya çalışmasın. Şimdi 3784, 2 balon. Biri alsak, ikinciye geçsek güzel. Son rakip biraz bizi korkutabilir. Ona da bir şeyler yapsak. İlk gövdemi ne yapacağım? İlk gövdem şu an tamamıyla boş duruyor. Ama girelim. 4 dakikamız var zaten. Son şeyimiz, son şansımız, öyle söyleyelim. İkinci gövdeme buna giriyorum. Çok güzel. 10.000 canım olması beni bayağı öttürüyor ve gövde dik durdu, gördünüz. Bu da yine başıma ender gelen durumlardan. Şimdi bunu da şunla girmek durumundayım. Yalnız çift roket olması beni biraz zorlayacak mı? Neyse ki kaybettik. Şuna tek atabileceğimi düşünüyorum. Aynen. Son rakip bakalım. Umarım bıçağı yoktur. Güzel. Bununla aldım aldım, alamadım. Hadi hadi, çok 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 güzel. Umarım mitralyöz gelir ve şampiyonadan çıkma ihtimalim çok çok daha artar.
Bir de güç alet çantalarını ona basarım. Kayağı search bu olmadı işte. Kaç dakika var? 3,5 dakika oldu. Tekrar giriyorum, hiç bakmadım bile hangi rakip falan filan diye. Ekstadüne. Nasıl? Of, çok fazla vuruşu var. Hemen ikinci gövdeye girmeye çalışayım ve sonra çıkayım. Çıkmaya bile fırsat vermedi, çok güçlü. Hemen çıktım. Tekrar geriye geldim. Ve üçüncü gövdem zaten seçili. Tekrar giriyoruz. Kaçıncı sıradayım? Evet, gördüğünüz gibi aşağıya düştüm çünkü rakipleri çok kuvvetli. Hemen giriyoruz. Saldırı alet çantası, buna bassam 37.000 istiyor ve buna basıyorum. Buna şu an bir şey yapamam. Balonu arttırabilir miyim? Bir saldırı alet çantam daha var. Bir bassam 92.000. Bir tane daha bastım. Ve şu an giriyoruz şampiyonaya. Bakalım bizi alan rakipler ne yapacak? Veya ikinci gövdem. İkinci gövdemi de deneyebilirim. O da aklımda şu an. Hemen giriyoruz. İso, bunu alamıyorduk. Yine alamıyoruz. Bu. Artık bunu alırım zannedersem. TT artık güçlendirdim biraz kendimi. Ama candan kaybediyorduk zaten. Bunu alamıyoruz. Devam. Şu rakip ne yapacak? Oo, çok güçlü. Lan çıkamayacak mıyız yoksa? Bunu alırız zannedersem. Güzel. Bir rakibi aldık. Şu an biraz yukarıdayız. Bunu da ne yapacağız? Çok güçlü. Bakıyorum. Şu an 8 geçiyor. Hala vaktimiz var. Tamam, hemen çıkalım. İkinci gövdeyi seçsem ne olur? Biraz zamanımız kalır mı? Hala aşağılardayım. Kaç dakika var? 1 dakika 48 saniye. Hadi bakalım, heyecanlandık. Geç buraya. Hatta buraya da bıçak koyayım ben. Hemen giriyorum şampiyonaya. Bakalım neler yapacağız. 2 dövüş almam lazım. Hadi bakalım. Lanet gövde, ayağa kalk. Buna bakalım. Bu zaten 2200 fazla vuruşu var. Bıçakla alabilecek durumda değilim. Geçiyoruz. Bıçağı var. Bu. Hadi yürü bebeğim. Son bir ihtimal. Bunu alırsam belki şampiyondan çıkabilirim. Sakın düşme, düşerse beni vurur. Arkada televizyon var. Süper süper. Son bir rakip var mı? Yok. Şu an çıkabiliyor muyum? Lütfen çıkayım. Evet, şu an sıralamadayım. 48 saniye, bit artık. Rakipler çok güçlü. Canımı arttırabilir miyim şu noktada? Gövdem ne kadar? Şunu şöyle koysam. 441. Bir de şunu daha koyamıyorum. Şununla deneyeyim. 30 saniye var. Alabilirsem belki şu şeyi alabilirim. Ona bir deneyeyim. Şu TT. Belki bunu alırım. İşte bu. İşte bu. Şampiyondan çıktım şimdi. Geri geliyorum. Hemen geri geliyorum. Bir rakibi daha aldım artık. Hala 9. 12 saniye. Şöyle kaldım. Çıkart beni lütfen. Çok zor ya. Diğer gövdeyi almayayım. Diğer gövdeyle sadece bir rakip alabiliyorum. Bir saniye. Çıktık mı? Niye bitmiyor bu? Sonunda çıktık. Arkadaşlar, 1200 tane videom var kanalda zannedersem. Yani bu kadar ucu ucuna denk gelip kaybettiğim bir tane videom vardı. Ve ucu ucuna kazandığım sayılı videolar arasına girdi bu videoda. Bayağı heyecanlı oldu. O artışı yapmasaydım, gövdeme o artışı yapmasaydım şu an şampiyondan çıkıyor olamayacaktık. Ve altın parçalara geçemeyecektik. Evet, çok güzel oldu bu. Altın parçalar birinci yıldıza geçtik. Civcivi seçiyorum. Ve gelen kutulara sizlerle birlikte bakıyoruz. Hilti geldi. Balina geldi. Tekerlek işe yarayamaz. Testere bıçak. Pompalı zaten gelmişti. Kovucu var. Yani. En azından altın parçadan bir şey geldi. O da kârdır. Şimdi hemen üçüncü gövdemle ana gövdemle hiç vakit kaybetmeden giriyorum ki. Giriyorum ki. Ki. Ay, kötü oldum. 28.000 can, şaka yapıyorsun. Harita nickli arkadaşımız. Hadi ilkini alırız sonradan. Bunu aldık diyelim. 5180 vuruyor. Güzel. Gayet güzel. Bir sonrakine bakalım. 5353. Bu da güzel. Bıçak demek ki şart. Pompalı olsa geri ittirir beni. Bu kazanç olur mu bizim için bilmiyorum ama
Şu an gayet güzel gittiğimi söyleyebilirim. 4811. Aa güzel. QWERTY bunun iki zaten meşhur. Veya aynı rakiple gelmiş olabilir. Daha önceden karşılaşmıştım bununla. Çok önce değil ya, bir hafta. Son Goku ile de karşılaşmıştım. Son Goku şey, Naruto'da geçiyordu ama bu arkadaş biraz bizi üzdü. Biraz fazla vuruyor. Hemen pompalıyı koyalım. Bakalım altın parçadaki pompalı neler yaptırabilecek bu gövdemize. Hemen yükselenler olabilir. 11 rakip alanlar varmış. Şimdi buraya geliyorum. Pompalımı alıyorum. Nerede pompalı? Bayağı bu yandaymış. Ve fazla vuran bu. Pompalı yaşaya koyayım. Her ne kadar mitralözün yukarıda durması benim canımı sıkıyor olsa bile aşağıya koyayım pompalıyı ki ağırlık merkezinde durmaya çalışsın ve beni çok fazla geri itmesin. Şöyle bir arkadaşımız vardı ama artık yok. Vardı. 2171 vuruşu var. İşte bundan korkuyordum ben. Havaya sıkıyoruz biraz ama neyse ki vuruşu çok iyi değil. 2500 olsa beni çok rahat alabilirdi. Aa, bu arkadaş güçlü. Canımı arttırmam lazım. Bunu nasıl yapacağım şu an bilmiyorum ama rakibi almayı başardık. Oyun rafı Türk arkadaşımız, selamlar. 3509. Dediğim gibi beni en çok yanıltan pompalının geride olup mitralözün havaya sıkması. Bunun da en büyük nedeni tekerleklerimin büyük olması. Aynı şekilde slotlarımın çok daha fazla yukarıda olması. Bundan daha fazla yukarıda olmaz zaten. Biraz daha yukarıda olma ihtimali olsaydı şu tekerleklerle daha iyi şeyler belki yapabilirdik. Ve ben kesin yapabileceğimize inanıyordum aslında. Dövüşelim. Şimdi bu arkadaş vardı. Daha hızlı ittirebilir miyim geri? Daha kötü oldu, gördünüz. Bu rakibi daha fazla geri ittiriyordum az önce. Şimdi biraz daha geride kaldık. Ama şimdi balon vardı rakipte. İyi patlatamadık bunu zannedersem. Aynen, daha iyi patlatamadık. Madem böyle bir olay var, devam edelim. Biz yine biraz daha rakipleri almaya çalışalım. Şöyle bir şey yapacağız. Piramidi oynayacağız. Piramidi bir bıçak koyup bütün rakipleri o şekilde almaya çalışacağız ama veya çift roket koysam bilmiyorum ya, bakalım. Hani rakiplerin de balonu var. Rakiplerin balonunu da bir şekilde patlatman lazım ama şeyi düşünüyorum ben. Sinsi gövdeli çift roketli arkadaş var. O bize problem çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bir deneyelim. Hani denemesek de olur aslında çünkü pek sonuç alacağımızı düşünmüyorum ama deneyelim madem. Aynen bu şekilde gireceğim. Aynen bu şekilde gireceğim. Keşke 4 slotum olsaydı. Girelim bakalım. Alabileceğim rakipler falan. Mesela bunu belki alabilirim. Bıçağımın fazla vurması lazım. Tamam, bunu aldım diye farz edebilirim belki. Bu. Bunu da alıyoruz. Bıçağın fazla vurursa yine alırız. Bu da bizde. Bu. 8 tek atıyor. Bu da bizde olur. Canımı arttırırım. Problem yok. Oo, bu da güzel. Sinsiden korkuyorum ben. 28.000. Bunu da aldık. Kesin sörfçü için can veriyor. QWERTY bunu da alıyoruz. Son Goku bu da bizde. Görüyorsunuz gayet iyi gidiyoruz. 5160 tamam. Bu da tamam. Sinsiden korkuyorum hala bu. Tamam. Tamam. Aa, sinsi yok. Arkadaşlar galiba çıkacağız. Nasıl çıkacağız biliyor musunuz? Şimdi geriye geleceğim. Altından bıçağım yoktu. Yüksek olan bıçağımı da zaten sattım. Şimdi beni düşündüren şey, vuruşumu daha fazla nasıl arttırabilirim? 8 koysam bir nebze arttı. Şöyle biraz arttırmaya çalışsam belki pek başarılı olamayacağım ama en azından şurada hilti milti yok mu ya? Şöyle aferin bana. Bana aferin. Şunu koyayım. Şunu, para bitti. Şunu sattık. Bunu koyduk. 33 arttı. Daha güçsüz bir şeyler satmak istiyorum. Bu dursun. Bıçak her zaman işimize yarar. Bunu sattık. Bunu sattık. Şunu olduğu gibi koydum. Bir de şunu koysam. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi 1000 yaptım vuruşumu. Bıçağımın. Canım çok fazla artmadı. 8000. Evet canımı artırmam lazımdı. 8500'lük vuran bir arkadaş vardı. Biraz daha canımı nasıl arttırabilirim onu düşünelim hemen.
Gövde bincemini arttırabilirim. Search'ü satıyorum. Tekerleklerden bir yıldızlı olanları. Şu scooter'ları satıyorum. 5 yıldızı bu arkadaşı şöyle koyarsam 400 arttı zaten, gördünüz. Şimdi piramit için bunlardan biri vermiyor. Bu %120 veriyor ama riske girmek istemiyorum. Çünkü gövdemin bütünlüğü çok önemli. Sakin durması lazım. Şaha kalkarsa beni bitirebilir. Bunu koyduk. %40 ne için vuruş veriyor? Hiç aklımdan bile getirmek istemiyorum. Önemli değil çünkü. Şunu sattık, şunu sattık. Gövdeyi seçip bunu koydum. 225 de arttı. Bir yıldızlı bunu satıyorum. İki yıldızlı bunu satıyorum. 4 yıldızlı balinayı koruyorum. Evet, şu an ideal gövdeye belki ulaşmış olduğumu düşünüyorum. Hemen girelim. Ne güzel çıkan yok. Sinsi umarım geri gelmemiştir. Şimdi girdik. Bunu alamıyorduk. Artık 1000 vuruyoruz. 14.000 vuruşu böyle alabileceğimi düşünüyorum. Pek düşünmeyeyim mi diyorsunuz? 1500 mi olması lazım? Evet, onda biraz sıkıntı çektik. 1500 biraz daha arttırabilir miyiz acaba? Bakayım. Hani 1300 yapabilsek çok iyi olur. Ne kadar oldu bu? 10 seviye oldu. Bu çok daha artmaz. Bana net bir bıçak lazım. Çok net bir bıçak lazım. O zaman hiç vakit kaybetmeden şampiyona girelim. Belki şansımız olabilir. Aa, kolaymış. Kolay bir rakip. Hemen giriyorum. Bir bıçak tamamıyla oyunun kaderini değiştirebilir. Sadece altın parçalar olması lazım. Çünkü kamuflaj parçalar gücü çok fazla arttırır. Güç alet çantam yok. Olsa da param yok. Bakalım ne olacak. 3 yıldız bıçak. Zaten 3 yıldız var bende. Hiç rakibe de bakmadım ama bu alabilir onu. Çünkü pompalımız var. Diğer rakibe bakalım. Alabilir miyiz? Biraz zaten canım fazlaymış. Şimdi fark ettim. Bu bize tek atabilir. Zaman kaybetmeden şununla gireyim. Havaya kalkarsın zannedersem. Takla atsam bile biz sana vururuz. Mesela 6443 can. Görüyorsunuz bıçak burada işe yarıyor ama diğeri 16.000 mi 15.000 mi ne? Onda problem çektiğimizi gördünüz. İkinci seviye kutu. Hayır. Şimdi ilk rakip. Wow, çok fazla. Ama olsun. İkinci gövde çok fazla. Son gövdesi fazla. O zaman ben ne yapacağım? İlk gövdeye bıçak koyacağım. İlk gövdedeki bıçak umarım beni tepe taklak etmez. Hangisi daha fazla vuruyor? Şimdi öndeki daha fazla vuruyor. Bunu şöyle arkaya alayım. Şunu şöyle yapalım. 1000 vuruyor, 1260 vuruyor. Çift roket. Piramit için %120 can. Ama vuruşum düşüyor işte. Ama candan kaybetmiyorum zaten. Bayağı değişik oldu. Şimdi 3500. Tamam, pompalımız var. Güzel, güzel. Ya buna çift roket değil ama. Şimdi düşüneyim. Çok ileri gider miyim acaba? Ondan korkuyorum açıkçası. Bunda ne var? Sinsi'de ne var? Bir. Tamam. Bununla biraz canım artar. Şu ittirmez beni değil mi? Hayır. Tam böyle gireyim. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Çete savaşları girdik. Bakalım ne olacak. Şimdi ilk rakibe şunla girmeyi düşünüyorum. 15.000 fazla vuruyor. Havaya, hemen havaya kalkmam lazım. Zıpkın mahvetti benim. Bu ne yapabilir ki? Kime niyet, kime kısmet diyorlar ya. Şu an tam manasıyla onu gördük. Ona da bunu mu bilemiştim? Aynen. Ne güzel. Son gövde. Şununla gireyim. Umarım hızlı gitmem. Umarım hızlı... Wow. Fazla hasar bizi bitirdi. Süpersin. Şimdi. Düşündüğüm şey ne? Düşündüğüm şey şu. Geri geliyorum. İkinci gövdem vardı. Bunu unutmamam lazım. Şimdi buna ufak bir değişiklik yapacağım. Buna mitralyöz. Yapacağım şey aynen şu. Üstüme düşemez herhalde. Çete savaşları ve tekrarla. Artık iyi biliyoruz ki ilk gövdesine rakibin 3. gövdemle, yani favori gövdemle giriyorum ve alıyorum. Pompalamın olması bayağı işe yaradı. Şimdi bu gövdeye de
Şununla giriyorum. Bakalım, gövde kaybı yaşamak istemiyorum. Belki işe yarar. Ve son gövdeye de ikinci gövdemle şununla giriyorum. Ne kadar havaya uçacaksın? Gördünüz. Almayı başardık. Bir bıçak ya. Bir bıçak istiyorum. Aa, kötü. İlk gövde tamam. İkinci gövde tamam. Üçüncü gövde tamam. Hemen girelim. Tekerlek bile yok hatta. Şuna gireyim. Süper. Gövde tercihi yapmak istemiyorum. Hepsini alacağız zannedersem. Bayağı bir canım gitti. Çünkü iki iltisinin vuruşuna komple yedim. Adam sadece balonu patlatmak için gövde tasarlamış. Vuruş falan hiç önemli değil onun için. Hemen girelim. 4. seviye kutu. Matkap. Heyecanla açtım. Ender zamanlardan. İkinci gövde okey. Birinci gövde okey. Son gövde okey. Giriyorum. Playtime. Oyun zamanı. Aynen katılıyorum. Süper gidiyoruz. Son gövde. Şaka yapıyorsun ama alacağız seni. Son anda şöyle diklendik. Geriye dönmeyi başardık. Gayet iyi. Bilgisayar bayağı hızlı hareket ediyor. Sinsi için can. İşe yarar mı? İki tane balonum var. Keşke şuna da iki tane slot yeri olsa. 1071, 1800. Tabii bunu sonradan koydum. Ve 1322 çok güzel. Güzel bir sinsim olsa her şey çok farklı olabilirdi. Şuna yine tekerleri koyayım ben. Bakalım bir sonraki rakip nasılmış. İkinci gövde okey. İlk gövde okey. Son gövde okey. Bunu da alıyoruz. Altıncı rakip hayırlı olsun. Neyle gireyim? Şunla gireyim. Hepsini patlatamazsın değil mi? Patlattı. Testeresi vurmasın. Ben bu rakibi. Ooo, baskı kurdu ve almayı başardı. Güzel, problem yok. Tek attık neyse ki. Çünkü testeresi bayağı vuruyordu arkadaşım. Kovucudan korkarım. Güzel, güzel, güzel. Metalözü aşağı koymam, pompalı yukarıya koymam. Sorunu tamamıyla çözdü, gördünüz. Pompalı var, takla atacaktır. Düz olsa bile bir takla daha atacaktır. Tabii bunu gördükten sonra söyledim. Onu bilemem. Ama takla atacağını kestirdim. Şimdi bu pek iş yapmaz. Ben zaten diğer tekerimde %30 banla için can veriyor. Abi altın parçalarının saçma sapan şeyler geliyor. İlk rakip tamam. İkinci rakip tamam. Üçüncü rakip tamam. Ama ikinci rakibin forklifti var. Pompalım sadece ilk rakip için işe yarayabilir. Balonun için işe yaramaz. Ama son rakip, ikinci rakip korkutuyor beni. Çünkü vuruşu fazla. Şu an bıçağa ihtiyacım yok. İkinci gövde de pek iş yapmaz. Üçüncü gövdeyi belki alabilir. Ama ikinci gövdeyi de kaldırabilir. Ama 7000... Düşünüyorum. Şunu düşündüm. Şimdi her türlü vuruşa ihtiyacım var. Değil mi? Şimdi 685. Sinsi için bir şey veren yok. Şunu öne alıyorum. Yo. Onlarla oynamasam, şunlarla oynasam. Mesela piramit için %120 can. Sinsi için %40 vurdum. Şunu koysam kaç oluyor bu? 1063 oluyor. Gerek var mı? Hiç gerek yok. Şunu şöyle koyarsam 7 güç kalıyor geriye. Onu da şöyle arkaya koyayım. Bence mis oldu şu an. Şöyle belki iş görebilirim ya. Düşünüyorum. Bakalım, çete savaşına girdik. Kaç oldu saat? 15, çok hızlı ilerliyor. Katkımız 120. Ne yapalım? Böyle girsem, ilk rakibi pompalıyla girmeye çalışsam. İkinci rakip 7847 vuruyor. Ona ikinci rakibi denemek zorundayım. Umarım roket fazla vurmuyordur. Çok iyi. Problem. Problema. Bu alabilecek mi onu acaba? Çok iyi. Tamam, bu onu alabiliyormuş. En azından onu kestirdik. Üçüncü gövdem ziyan olmayacakmış. Benim favorim bu gövdeye bununla girmekti. Metalöze ihtiyacım olmadığını anladım. Tekrar ona bıçağı koyabilirim. Bir de bununla bakayım, deneyeyim ne olacak. Bunun hiçbir katkısı yok. Belki son gövdeye, evet son gövdeyi bununla almayı düşünebilirim. Tekerlek bile koymama gerek yok hatta ilk gövdeye. Çünkü başlangıçta zaten havaya vuracaktır. Riske giriyorum. Zaten alacaksa her türlü alacak. Bu şekilde giriyorum. Ama bıçak koymayı unuttum. Az kalsın gidiyorduk. Esas olan yapmam gereken şeyi yapmadım çünkü. Şunu arttırmıştık. Evet, bunu artık koyabilirim. Oo, canım çok düştü. Ama diğer rakipte, ama üçüncü gövdemle ona girebilirim.
Zaten onu da şeyden kaybettik. Düşüneyim. Düşüneyim, düşüneyim. Evet, buna bunu koymama gerek yok. Dediğim gibi ikinci gövde heba olmayacak zaten. Belki cana ihtiyacım olabilir. Girelim. Şimdi ilk gövdeye bununla girdik. Bu kesin. Mitolojiyi de koydum. Bu kadar canım gidiyor. Oo. İlk başta ona biraz vurmamız işe yaramış demek ki. İlk başta kesin vurmamız gerekiyormuş. Şimdi şöyle giriyorum. Oo. Of of of. 7845 vuruş çok etkili. Buna tek atacak. Ne yapabiliriz? Farklı bir sinsi. Bir deneme hakkım kaldı. Farklı bir sinsi baksam. Sinsi var mı başka? Başka sinsi yok. Bari şunu satayım. Şöyle bir iş görmez. İş görmez. Sattım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu noktada ne yapsam? Bunu da bir şey yapamam. Sattık bunu da. Bununla o gövdeye giriyorum. Başka ekstra bir şeyi olan yok. Pompalı ile girmesem, buna da full artış yapmaya çalışsam ne yapabilirim? Mesela şöyle. 9 güç yok, 6 güç var. Mesela 9 güç var. Bana için %35 can veriyor ki bu olmazsa olmaz. Şöyle bir şey yapsak, şöyle bir şey yapsak. Zıpkın işe yaramaz. Hiç yarayacağını zannetmiyorum. Forklift işe yaramayacaktır. Kovucu. Bak bu iyi olabilir. Bunu hiç düşünmedim çünkü. İlk yardım seti çok iyi. Şu şekilde gireyim ben o zaman. İlk gövdeyi hiçbir türlü alamıyoruz. Evet düşündüm ve yapacağız. Vuruş arttırmama gerek var mı? Vuruşu artırsam mı o mitolojim biraz? Bakayım. Hemen bakalım. Şimdi ne kadar vuruyor bu? Çok fazla bir artış yapmamışız. Şöyle arttıralım. Şöyle arttıralım. Böyle çok fazla vuruş veren bir şey. Şu çok iyi. 4 yıldız bu arkadaş. Bir yükseltme de bununla yaparsam bence bomba olacaktır. Süper. Bayağı bir arttırdım. Son bir şey yapabilir miyiz? Ona yürümeye çalışıyorum. Evet, altın parçalar. Sen. 14 bin çok istiyorsun. Şöyle satarsam olur herhalde. 4 seviye arttırdı gördünüz. Bu mükemmel oldu. Biraz da buna yürüsek. 3 seviyeyi satsak. %120 titan için kullanacağımı düşünmüyorum ama o yükseltmeyi ona yapmak istemedim. Şu an umarım olur. 6000 vuruş bence hiç fena değil. İlk rakibi belki biraz geri ittirebiliriz ama şimdi düşündüğüm şey ne? İkinci rakip. He, zaten tek atmıyor. Tamam. Ama belki piramidin mitralözünü de biraz arttırabilirim. Piramitle o gövdeyi almak istiyorum çünkü. Evet. Piramitle o gövdeyi almak istiyorum. Şöyle arttırsam 300 artar. 300 hiç fena değil. Şunu satsam, şunu koysam. Bir yüz de buradan geldi. Sen dur, sen lazım olacaksın. Sen gel. 4 güç, 5 güç o dursun. Onların arasında bir şey yapabilirim. Kaya için %120. Ne dersin? Hiçbir şey. Satsam daha iyi. Sattım gittim. Tekerlekler varmış. Titan için demiştik. Sen bence çok iyi. Eminim. Artık yeterli oldu mu? Bir defa daha arttırabilir miyim? Arttırdım. Vallahi şu an elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Şimdi girebiliriz artık. Bayağı bir yükseltme yaptım. Bunları güzel şekilde yaptım. Şimdi kesinlikle bu gövdeye şununla giriyorum ve bu rakibi bununla alacağım. Bayağı arttırma yaptım. Senin almam lazım. Zorundayım. Çok iyi. Şimdi bu gövde dursun. Şununla girdim yani. Kaçarı yok. Neden acaba? Şununla girmeye çalışsam. Çok vuruşu var. Şununla gireyim. Ay, iyi gittik aslında ama. Orada kovucu çok iş yapmadı. Başka başka.
Candan da maalesef kaybediyoruz. Bunu değişmek zorundayız. Bunu değişiyoruz. Evet. Üzgünüm ama. Of. İkinci gövdemle girsem belki havaya kaldırırım. Bir tane bıçağa ihtiyacım var. 17 bin. Çok fazla. Bir daha değiştim. Pompalaya ihtiyacım var. Bıçağa ihtiyacım var. 12 bin vuruşu neyle engellerim? Neyse ki ikinci gövdem var. Onda bıçak koyacağım. Alma ihtimalim de çok zayıf. Çok zor geldi ya. Şöyle koydum. Bir pompalaya ihtiyacım var. Şimdi şöyle geri koyacağım. Şöyle yapabilirim. Bir de bıçağa ihtiyacım var. Denemekten zarar gelmez. Şimdi bir daha kontrol edeyim. Üçüncü gövdemle rakibin üçüncü gövdesine gireceğim. Aynı şekilde onunla bir gövdeyi de almaya çalışacağım. Biraz zor. Onu yapmaktansa daha mantıklı bir şey yaparım. Güçlü olan üçüncü gövdemdeki pompalıyı çıkartır. Onu ilk gövdeme takar. Üçüncü gövdeme bıçak koyarım. Pompalıyı da ilk gövdeme koyarsam biraz daha mantıklı olur bence. Ama o sinsimin bir deneyişini yapmam lazım. Nasıl olur diye. Şunu da çıkardım. Şunu çok saçma yaptım. Şimdi şöyle bunu koydum, bunu koydum. Am 6 güç. Neyse. Neyse demekten başka ne gelir? 6 güç yine iyi. Koyarsam 2 tane topuzum var artık. Şimdi görmek istiyorum. Bence süper. Bence süper. Alırsak bu şekilde alırız. Alamazsak artık çete savaşından bir umudum yok diyeceğim. Giriyor muyum? Şimdi girmiyoruz. Çünkü adamın ilk gövdesi 12 bin vuruyor. Bu noktada ben piramidi arttırmam lazım. Piramidim neden benim bu kadar düşük oldu? Bıçak koyduğum için. Mitallos koysam benim için sıkıntı olabilir mi? Nasıl ya? Piramit için değil mi bu? Daha düşük balon yok mu? Varmış. Dokuz güç. Piramit için. Başka yok muydu piramit için bir şey veren? Ha şu varmış ya. Ha böyle bir şey var mıymış? Neyse 13 bin. 99 güç. Rakibi ekskavatörü öldürmekten başka şansımız yok zaten. Onu oraya kadar sıkıştırırsak her türlü alırız. Valla şu an elimden gelen bu. Daha da başka bir şey yapamam. Alırsam zaten bomba olur. Çok iyi. Bunu kesin kapağa koyarım belki. Süper. Bıçağım bu fazla vursa da ne olacaktı ki zaten. Ama bayağı bir canım gitti. Çünkü büyük hasar aldım o rakipten. Şimdi. Umarım işe yarar. Çok iyi. Son rakip. Bütün umudum sensin. Utandırma bizi be. Ay Allah'ın belası ya. Öf. Nereye gitti o? Düşme geri be. Düşme geri be. Ulan sinsi sattı ya. Sinsi sattı ya. Sen geleceksin bize. Sinsi sattı ya. Öf. Harbiden sinsi sattı. Onu ne oldu orada? Ne olurdu orada durdurabilseydin onu ya. Aptal. Şimdi şu an şöyle yapacağız. Ben ona taşı vermek durumunda kalacağım ama bu gövde de çok aşağıya vuruyor. İhtimalim olur mu ki? Şöyle yapsam. Onu buna koca teker koymam lazım. Bu hiçbir şey yapmaz. Harbiden. Şu tekerleri biraz yükseltir. Buna pompalı koysam bıçağı diğeriyle öldüremeyiz. Şu şeyi ben bir denemek istiyorum. Çünkü rakip çok havadan geldi. Üstüme düşse ne olur ki? Bakayım. Aa, bu iş durduramaz ki. Rakipte balon var mıydı acaba? Nasıl çıkacağım buradan? Hayır. Allah Allah. Nereye geldim ben?
Başlat bakalım. Ne ki bu? İptal diyeyim. Ne yapacaktık bunu? Dediğim gibi denemekten başka gövde yok adam akıllı. Sattı ya. Şey sattı. Bununla giriyorduk buna. Güzel. Kaç oldu? Artıyor ya. Artıyor. Kanaldan birini banladım şu an. Bildirim geldi. Bununla mı giriyorduk? Evet. Oğlum umarım satmaz bu yine ya. Surfçü de satmaz umarım. Ha şükür ya. Yapışkan silindirleri var. Neyse ki onunla yırttık. Neyse ki. Taş kalmayacak böyle gidiyorsa. Of. Bıçak ya. Son gövde okey. İkinci gövde okey. İlk gövde okeydir. Şu an fena değil. Yalnız ilk gövdemi dursun mu? İlk gövdem dursun zannedersem. Yok durmasın. Ona şey koyayım. Bıçak koyayım. İkinci gövdemle ne yapabilirim? Onda bir şeyler yaparız herhalde. Böyle mi girsem ya? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Kovucu olmasa ne olur? Rakip geri gitmez. İyileştirse beni. Şunu koyayım ya bir seferde. Ne olacak ki? Vallahi bu şekilde giriyorum. İyileştiricim var en azından. Bakalım neler yapacağız. Dövüştük. Hadi bakalım. Bununla mı gireyim buna ben? Şununla girsem daha mı kötü olur? Deneyeceğim ya ne olacak ki? Tam tahmin ettiğim gibi pompalının alanı vurmayacak ki zaten. Benim kaldırmasına korkuyorum. Böyle bir girelim. Takla atmayacak mısın sen? Israr etti, atmadım. Şununla gireyim buna da ne olacak? Kovucum olsa hasar bile almayacaktım belki. Gerçekten bunu yaptım ya bana helal olsun. O rakipten o hasarı alacağım diye ben söyledim yani. 99 vuruşum var. Şu an tamamıyla şaka gibi bu. Oyunu kaybetmek için elimden geleni yaptım. Gerçekten elimden geleni yaptım. Şaka. Bari yüksek vuruşu olan bir şey koyayım. Şu belki alırım veya 8 güç yetiyor muydu bize? Yetiyordu. Gücüm azalıyordu biraz. Ama 738 vuruyorum en azından. Kovucu dedik. Ya balon koyayım buna yine en kötüsünden. Ha bayağı bir canım düştü. Güzel sattık ama. Bu sefer ben sattım oyun değil. Tekrarla bayağı taşlar harcadım. İlk ile giriyorum buna. Bununla girmeyeceğim. Bununla girmeyeceğim. Şununla gireceğim. Bakalım balon var. Bu gayet iyi. Böyle bile alırım ben oyunu hatta. Aynen. Yani hasar bırakırım en azından. Bakalım iki balonu var. Bununla ilk gövdeye girmesem daha rahat alırdım. Biraz dalgaya verdim oyunu ilk başta. Taşı çok kaybettim. Veya çok ciddiye alamadım lan zaten. Testere. Ya istediğim sadece şey. Güzel. Üçüncü gövdeye bir ayar yapmam lazım. Ne olabilir mesela? Dursun ha. İkinci gövde iki balon koysam 8.000'i tamam. İlk gövde. İlk gövdeye aslında iki tane balon lazım. Bilemedim. Bununla bayağı bir şey almam gerekiyor benim ya. Şimdi sen tekrar gel. Tamam. Sen çık. Bana için 135 can.
Can mı vuruş mu? Can mı vuruş mu? Güç yok. Güzel. Daha hoş. İki güç var zaten bunda. 7 var, 6 var. Mecbur bunu koyacağız. Bunu da biraz arttırmıştım zaten. İkinci gövde tamam. Birinci gövde. Sen çık. Bir tane balon var mıdır boşta? Şu boşta mesela. Sen gel. Bir tane şunu koysam başka 8 güç. 9 var. Tekelekleri de şunları atalım. Sinsi için %30 can ve bu geldi. Çok can verse de ne işe yarayacak ki zaten. Çete savaşına tıkladım. Balon yoktu değil mi? Yoktu. Ha şimdi şu unuttuğum nokta var. Sinsi ne yapacağım ben? Sinsi ne yapacağım? İkinci gövde çok zorlayacak beni. İlk gövdeyi almak için şu balonu kullansam yukarıda bir koruması var. İlk gövdem bir şeye yaramayacaktır. İlk gövdemi olduğu yerde durdursam bana bir tane vurur. Belki bir tane daha vuramaz. Ama ilk vuruşta biraz canı kontrol etmem lazım. Bununla edemem. Şunla edebilir miyim? Zor. Şu eder mi? Yok. Bu gelse üstüme gelse yine hasar alacağım. Çok zor tercihler içerisindeyim. Sen çıksan, sen çıksan tek vuruşu mümkün değil. Karşılayamam. Search balina için can vereyim. O da güzelmiş. O da güzelmiş. Şöyle yapsam. CC'yi koysam. Geri vites koysam. Mesela şunu koyayım. Şunu koyayım. Geri vites. Satmamışım. Güzel. Şöyle yapsam. Bir. Evet. Aa, can hiç yok. Gerçekten hiç can yok. Teker koyacağım bir tane. Şunu şöyle arkaya koydum. Ne yapayım? Takla atar mı? Umarım atmaz. Atarsa biterim zaten. Şöyle bir deneyim bakayım ne olacak. En azından düz duruyor. Arkaya koysam ne olacak? Bir de ona bakayım. Arkaya koyarsam gider mi? Oo, çok gitti. Öne koymam daha iyi. Daha kötü pozisyonda kalıyorum ama öne koysam daha iyi. Sanki her şey bitti de şu sinsi almam kaldı. Diğer sanki düşündüklerim olacak da. Ne yapayım şimdi ki? Hazır verdik mesela. İlk gövdeye mecbur şunla mı gireyim? 13.000 hasarı alalım. Buna pek sevinemiyorum. Umarım rakip beni itmiyordur. Tamam rakibi aldık. Onun ceza sahasındayız en azından. Öyle söyleyelim. Dark Jekyll. Şimdi ikinci rakip de fazla vuruyor. Ama buna da bu hasarı bırakmak gerekiyor. Bırakabilsek güzel olurdu. Umarım seni işe yararsın. Süpersin ya. İşte bu. Yapışkan sindir korkutma bizi. Şaka yapıyorsun ya. Bayağı gitmiştik oysa ki ya. Tüh. Ben sonunu göremedim zaten. Şimdi ne yaptık? 9 dedik. Şimdi çok basit. Mesela şunu çıkartayım. Şunu koyayım. Ne fark eder? Şunla biraz canımızı arttırdık en azından. Güç alet çantamız yok. Saldırı alet çantamız var. Buna koysam 196 bin. Neyle karşılayabilirim ki ben onu? O dursun. Seni satayım bari. Seni de sattım. Satılacak parayla ödenecek bir şey değil zannedersem. Şunları satarsam. O fokusum varmış. Sattım gitti ya. Artmıyor, para artmıyor. Alttakine mi vereyim? Ne yapayım? Vallahi verdim gitti alttakine. Yani bu rakibi almak istiyoruz öyle söyleyelim. Hani o kadar uğraştık, taş kalmadı artık. Aman bir hata yapmayayım. Bütün her şeyi berbat etmeyelim. Ya bir tane bıçak istiyordum. Daha erken gelseydi şu an çok daha iyi yerlerde olabilirdik. Ama gelmedi işte. Ne yapacaksın?
Güzel. Şimdi buna ne yapacağım? Buna da şunla gireceğiz. Tek atabilir miyiz acaba? Dur, ikinci görevim neydi benim? 327 canı var sadece. Ha? Yok, hiç oynamaya hakkım yok benim. Buna da tek atacak. Can vuruşunun 3000 falan olduğunu zannediyordum ben. Neyse, geriye gelelim. Son kez şampiyonadan çıkmayı deneyelim. Çıkamazsak artık biz ne yapalım? Şu şekilde deniyorum. 17 taşım kaldı. Buraya kadar düşürdük. Artık tekrarlama yapmayacağız. Bir nevi de iyi olacak benim için. Çete savaşını o kadar yorulmayacağım en azından. Yine uzun bir video oldu. Bunu mu alamıyordum? Sana helal olsun. Türk arkadaş, selamlar tekrardan. Güçlü rakipler. Ha. Tekrardan piramit ayarlayalım. Bu işe yaramayacak zannedersem. Vuruşa ihtiyacım var dedim. Bir titan vardı, onu düşüremiyorduk. Onu düşürdük. Onun için bıçak istiyorduk. Dört. Taş ya da şimdi bunu açalım. Hadi bıçak. Ya bilerek de mi yapıyorsun ya? Bilerek de mi yapıyorsun abi? Piramit buradaydı. Canımın artmasına gerek yok, vuruşumun artmasına gerek var diye söylemiştim. Hangisiydi o bıçak? Buydu. Güzel. Saldırı alet çantasını az önce keşke buna verseydim. 643 vuruş. Aa, çıkabilirim ligden. Şampiyondan çıkabilirim. Hadi artık deneyeyim de seni izleyeyim, bırakayım hadi. Sizi izliyoruz. 999. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık diyorduk ya. Şimdi almaya başlayalım tek tek. Güzel. İyi ki hızlı açmışım kutuyu. Oradan saldırı alet çantası gelmeseydi ben bıçağı nasıl arttıracağım diye düşünüyordum. O saldırı alet çantasını orada kullanmasaydım, diğer tarafta ikinci mitralize koymasaydım da kutudan bıçak çıkmasaydı ve yine aynı böyle olsaydı, neyse ki aldık. Neyse, unutun söylediklerimi. Şundan çıkalım da. Bundan çıkalım da gerisi gerçekten çok şey değil. Gerçek misin sen? Ne yapıyorsun be? Ne bu ya? Harbiden ne biçim gövde o? Yarın deneyeceğiz zaman çıkmayı. Böyle bir şey yoktu çünkü. Ha, böyle bir adam vardı. Bunu alamıyorduk. Şimdi alacağız zannedersem. İtecek bizi ama. Vuruşum artmıştır çünkü. Bu zaten kalıyor orada, gitmiyor. Diğer bir titan vardı herhalde. Demek ki tek ihtiyacımız olan saldırı alet çantasıymış. Boşuna uğraştık. Sadece bir rakip ya. Alamadığımız tek rakip o. Saçma sapan pompalı koyarak bizi alıyor. Biz de bak, bizim gördüğümüz çok adam akıllı bir şey değil aslında. Baksana, bunu bile alıyormuşuz. Sadece bir rakip mi değilmiş. Harita. Ben orada onu alıyordum diye bırakmışım. Alamıyormuşuz. Tıkanmıyormuş pek çünkü. En azından tam buraya kadar gel. Alamadığımız sadece iki rakip olduğunu göstereyim size. İki rakip alamıyoruz. Bayağı pilim bitti şu an. Değerli arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Videodan çıkmadan bari ne yapayım? Eskilere dönelim mi? Şu an rakiplerin sadece canına bakacağım. Tek atar bana. Ben tek atabileceğimi zannettim. Eskiden böyle değildi ya. Biraz daha
kendime göre rakipler veriyordum. Tamam hadi canı arttırdık. Al bir roket daha koymayayım. 1500 sadece can vuruşum var. Ne olacak? Bu bana göre mi? Mesela bunu aldık. Tamam. İki tane daha böyle gelirse kazanacağız. Kutu alabileceğiz en azından. Tekrar zafer serisi. Giriyorum lan buna. Ne yapacağım? Tamam bu da çok güzel. Son bir tane daha. Uy. Buna neden girdim ben de bilmiyorum. Öyle hızlı hızlı bastım. Şampiyona zannettim bir an. Başka bir şey geldi aklıma. Tamam bunu da alacağız. Balonu varmış. Neyse ki üste denk geldi. Kaldıramadı bizi. Tamam kutuyu aldık. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Güle güle.